أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم Yüce Rabbimiz okumuş olduğum ayeti celle buyuruyor ki her nefis, her canlı ölümü tadacaktır. Sümme ileyna turcuun. Sonra bize döndürüleceksiniz. Değerli cemaat-i müslümin, bu okumuş olduğum ayetin Arapçasını da Türkçe mealini de şu anda burada %50'miz, %60'ımız biliyor. Peki neden her cenaze namazını hatırlatıyoruz? Çünkü biraz bir şeyler anlamamız lazım. Biz hep ayetleri mealen anlıyoruz. Bir de anlamaya çalışmak lazım. Yani şöyle anlatmak istiyorum rızanız olursa. Rabbimiz burada iki tane cümle kuruyor bize. Birincisi de diyor ki her nefis ölümü tadacaktır. Bu sadece insanlık değil, tüm mevcudat bir gün yok olacaktır. Allah'ın izni ve inayetiyle. Sümme ileyna turcaun, sümme ileyna turcaun. O ölen insanlar var ya, işte onlar Rabbisinin yani Rabbimizin huzuruna bir gün geleceğiz ve orada sorgular sualler. Cennet mi, cehennem mi? Amel defteri sağ elinden mi, sol elinden mi alacağız? Tam orada belli olacak. Yani bir gün ölüm var. Ama ondan sonrası da var. Yani bizi mümin olmayanlardan, Müslüman olmayanlardan tek ayıran fark bu. Biz ahirete inanıyoruz. Müslüman olmayan bir kişiye sorsak desek ki ey kardeş sen ölüme inanıyor musun? Evet öleceğim. Ben de bir gün 60-70 yaşına vardığımda bir gün öleceğim. 100 yaşına kadar gelsem de bir gün ben öleceğim. Sonrası yok. İşte biz Müslümanlar için sonrası var. Rabbimizin huzuru var. Sorgu sual melekleri geldiğinde ne cevap vereceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Yani orada cevap, ben biliyorum cevapları demekle olmuyor. Çünkü dünyadaki amelimize göre orada cevap verebileceğiz. Orada dudaklarımız oynayabilecek. Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an diyebileceğiz. Bizler La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dediğimiz zaman Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım dediğimiz zaman bu neye benziyor biliyor musunuz değerli müminler? Bir işe girerken imza atıyoruz. Diyoruz ki ben bu görevleri kabul ettim. Hepsini yapacağım. Yapmadığım takdirde işten atılacağım. Yapmadığım takdirde maaşımdan kesilecek diye imzayı kabul ediyoruz. Kabul ettim, anladım, kabul ettim diye imzalıyoruz. Bilenler bilir. Bizler La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğimizde şöyle bir imzaya onaylıyoruz. Anladım, kabul ettim diyoruz. Kur'an'da ne kadar emir varsa hepsini yaşayacağıma ben imza atıyorum demek. Namaz kılacağıma, orucu tutacağıma, malın mülkün varsa zekatını vereceğime ben imza atıyorum demek. Biz şu anda hep beraber imza atalım mı? Hep beraber. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Biz elhamdülillah Müslümanız. Şu anda biz Rabbimize sözümüzü verdik. Biz ya Rabbi sen ne diyorsan onları yapmaya çalışacağız. Sen neyden bizi nehyediyorsan, ne yapmamamızı istiyorsan biz de onları yapmamaya çalışacağız. Sana sığınıyoruz ya Rabbi. Rabbim dünyadayken bu işleri başarabilmeyi, verdiğimiz sözü tutup o şekilde huzuruna varabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Huzuruna varmadan önce rızasını kazanabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Huzuruna varmadan önce
pişman olmadan önce 5 vakit huzura gelebilenlerden olmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Huzuruna vardığımızda da ey kulum ben senden razıyım, gir cennetime dediği okullardan olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Biraz uzattım, bana da haklarınızı helal edin. Sizin gibi salih insanları görünce anlatmak istedim, haklarınızı helal ediniz. Şimdi Süleyman abimiz bizlerden son görev olarak helallik beklemektedir. Onun son yolculuğuna uğurlamadan önce son görevimizi yerine getirmek adına merhum Süleyman abimize dünyevi ve ukrevi haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Canı gönülden helal eder misiniz? Bizim hakkımız geçtiyse helal olsun, Rabbim yapmış olduğumuz helalleşmeyi kabul eylesin. Biraz önce abimizle konuştuk, çay içtik. Onun namaza gidip geldiğini, 5 vakit namazını kıldığını, namazdan eve, evden işe bu şekilde bir hayatı varmış, böyle bir şahitlikte bulundu. O yüzden bizler de tanıyanlara soruyorum. Kendisinin dünya hayatında salih bir kişi olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Salih bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Bizler de şahitlik ederiz. Rabbim şahitliğimizi ve helalimizi kabul eylesin. Cenaze namazı 4 tekbirden oluşmaktadır. İlk tekbirden sonra Subhaneke duasına ve Celle Zelal Kibaresini katarak okuyoruz. İkinci tekbirden sonra salih ve barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirden sonra bilenler cenaze duasını bilmeyenler Rabbena veyahut kunut dualarını, onları da bilmeyenler besmele çekmeden dua niyetine Fatiha suresini okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra imam ile beraber sağ ve sola selam vererek namazımızı ve duamızı bitirmiş oluyoruz. Ben şimdi sesli bir şekilde niyet edeceğim. Sizler de içinizden tekrar edin. Rabbim şimdiden kabul buyursun inşallah. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine uyun, hazır olun ama. Allahu Ekber. الله أكبر الله أكبر Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Amin. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve ashabihi ecmaîn. Ey tüm mevcudat yoktan var eden, istediğini istediğine veren, istediği zaman dağılma kudretine sahip olan Rabbimiz. Ellerimizi açtık, kapına geldik, divanına durduk, senden istemeye geldik, bizleri boşa geri çevirme ya Rabbi. Bizleri başta senin zatına layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eyle. Bizleri dünyada iken imanı kâbil nasip eyle. Senin rızan üzere yaşayıp senin rızan üzere hüsnü şehadet ile ki buyurun hep beraber. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ol kelime-i tevhid ile ki buyurun hep beraber. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek çene kapamayı cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip eyle ya Rabbi. Özellikle burada bulunmamıza, seni anmamıza ve hatırlamamıza vesile olan merhum Süleyman abimize rahmetinle muamele eyle. Kendisinin günahları varsa Gaffar isminle affeme mağfiret eyle. Dünyada çekmiş ise günahlarına kefaret eyle. Kabrini bir nur makamına cenneti âli eyle. Ve yine kabrini cehennem çukuru olmaktan muhafaza eyle. Cennet bahçesinden bir bahçe eyle. Ve yine kendisine rahmetinle muamele eyle. Geride kalan ailesine
eylesin sabr-ı cemil, ecr-ı cezil, gönül ferahlığı ihsan eyle ya Rabbi. Aynı burada bulunduğumuz gibi mahşer gününe cennetini kazanan kullardan olabilmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. Merhumun ruhi için, tüm ölmüşlerimizin ruhları için, tüm İslam aleminin selameti için, bilhassa Allah rızası için El-Fatiha. Değerli cemaatimiz, tekrardan Süleyman abimiz aklınıza helal ediniz. Cenazemiz Eskişehir mezarına defne olacaktı. Otobüsümüz de sizleri götürmek için beklemektedir. Gelmek isteyenlerin bilgisine. Buyurun.